Merhabalar. Bugün sizinle birlikte Kıbrıs tatlısı yapacağız. Kek için malzemelerimiz 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı Hindistan cevizi, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 1 adet kabartma tozu. Muhallebisi için malzemelerimiz 1 litre süt, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 1 paket krem şanti, 1 paket vanilya. Şerbeti için de 2,5 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 1 paket vanilya. Şerbetimizi kaynatmakla başlıyoruz. 2 su bardağı şekerimizi 2,5 su bardağı suyumuza koyup ocağımıza alıyoruz. Şimdi tatlımızın kekini yapımına başlıyoruz. 3 adet yumurta, yarım su bardağı şeker, ikisini birlikte güzelce çırpıyoruz. Yumurtalarımızı güzelce çırptık, kabarttık. Diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımız, Hindistan cevizimiz 1 su bardağı, 1 su bardağı galeta unumuz, 1 su bardağı cevizimiz, 1 paket kabartma tozumuz. Bunları da çırpıyoruz. Malzemelerimizi çırptık, karıştırdık. Bunu borcama sürmesi biraz zor oluyor. Bu aşamada yarım su bardağından çok az biraz süt katabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben bu aşamada birazcık katıyorum. Daha rahat borcama yayılıyor. Katmasanız da olur. Ama katarsanız da çok rahat borcama yaymanıza sağlar. Daha önceden yağladığımız dikdörtgen borcamımıza harcımızı alıyoruz. Eşit şekilde her tarafına yayıyoruz. Kekimizi çırptık. Önceden ısıttığımız 160 derece fırına 30 dakika pişirmeye gönderiyoruz kontrollü olarak. Şerbetimiz kaynadı. Üzerine bir paket vanilya döküyoruz. Altını kapatıyoruz. Şimdi tatlımızın muhallebisini yapıyoruz. 1 litre sütümüzü tenceremize aldık. Yarım su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı nişastamız, karıştırıyoruz. Muhallebimizi ocağımıza aldık. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Muhallebimiz bu şekilde kaynadı. Göz göz oldu. Şimdi bir paket vanilyamızı boşaltıp altını kapatıyoruz. Kekimiz pişti. Fırından alıyoruz. Bu şekilde bakın. Kekimizin sıcaklığı biraz geçtikten sonra üzerine şerbetimizi döküyoruz. Kekimiz sıcak, şerbetimiz soğuk. Muhallebimiz hazırladık. Üzerine bir paket krem şantimizi döküyoruz. Mikserimizi iyice çırpıyoruz. Muhallebimizi çırptık bu şekilde. Kekimizin üzerine de şerbetimizi dökmüştük. Şimdi ikisini birlikte döküyoruz üzerine. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Misafirlerinize kolayca yapabileceğiniz %100 garantili bir tatlı. Muhallebimizi güzelce kekimizin üzerine yaydık. Ben üzerine Hindistan ceviziyle süslüyorum. Siz istediğiniz bir malzemeyle süsleyebilirsiniz. Tatlımızı yaptık. Şu an sunuma hazır. Üzerini isterseniz çilekle ya da başka meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.